Aa, kızım, annem baban sana hiç terbiye vermedi mi? Anne, bu çok şeker bir şey ya. Bu şeker şeyin adı ne bakalım? Yok, konuşmayacak. Ay, ister misin dilsiz olsun? Ama maşallah ne dediysek anlıyor. Peki madem konuşmuyorsun, o zaman yazmayı biliyor musun? En azından sorduklarımıza yazarak cevap verebilirsin ha? Bilmiyor musun? Hay Allah. Niye geldin bize evladım? Söylesene. Ay, çatlayacağım. Sabaha bekleyelim de Perihan'ı çağıralım bari. Ay, ne tatlı şey. Canım. Ay, hayatımda böyle güzel peri kızı görmedim. Amanin! Hırsız girmiş bu eve. Vay başıma gelenler, Sadık Bey! Betüş Hanım, Cenk, Ceren! Alo? Sadık Bey, nerelerdesiniz? Ne? Betüş Hanım'ı hastaneye mi yatırdınız? Ah, çok şükür, iyi mi? Tamam Sadık Bey. Ne zaman gelirsiniz? Ben evde bekliyorum. Tabii geçmiş olsun Sadık Bey. Geçmiş olsun. Ah, hele şükür gelebildiniz. Sadık Bey, çok merak ettim. Nesi varmış Betüş Hanım'ın? Ya aniden hastalandı, biz de acile gittik tabii. Meğerse bebek bir aylıkken doğmayı istemiş. Doktor amcalar da çok şaşırdılar. Eğer bu bebek doğarsa yaşamaz dediler. Ya Betüş'ü kurtaracağız ya bebeği dediler. Biz Betüş'ü seçtik. Artık bir kardeşimiz olmayacak. Ama Betüş kurtuldu. Çok üzüldüm. Peki Betüş Hanım nerede şimdi? Hastanede. Ya yazık, çocuklar bütün gece perişan oldular. Bakar mısın bana? Ben de heyecandan saçma sapan kıyafetler giyindim. Bahçe tulumunu giymişim, Betüş'ün bluzunu giymişim. Şimdi üstümü değiştireceğim çünkü Betüş öğleden sonra taburcu olacak. Bu arada sen çocuklara bakarsın değil mi? Tabii. Sağ ol canım. Hiç merak etmeyin siz Sadık Bey. Çocuklar, peki kim var Betüş Hanım'ın yanında? Annesiyle ablasına haber verdiniz mi? Yok, haber vermedik. Betüş ısrarla onlara söylemeyin dedi. Bir de onların üzülmesini istemedi. Bir de nereden haber aldı bilmiyoruz ama Perihan teyze de hastaneye geldi. Şimdilik Betüş'ün yanında o duruyor. Aa, ne yapıyorsun sen öyle? oldu mu kızım şimdi ama? Aa, bak nasıl da eğleniyor benimle kerata. Aa, evladım, çıkar şunları üstümden, sıkılırım ben. Of Perihan, oh. Göya periler heyeti başkanı olacaksın. Başımız sıkıştığı zaman bize yardım etmezsen ne işe yarar? Aa, yeter ama artık kızım, kılıktan kılığa soktun, şebek ettin beni. Kim bilir nasıl görünüyorum. Anne, şuna bak şimdi, babamı ne hallere soktu. Aa, bırak şimdi onu. Ben Perihan'ı merak ediyorum. Nerede kaldı? Kim bu kız? Nereden geldi? Bir öğrenebilsek. Hah, geldi işte. Hoş geldin Perihan teyze. Nerede kaldın? Çok sevdiğim bir dostum rahatsızlandı. Onun yanındaydım. Kim? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bizim evde Peri annem babam ve bizlerle hayat renk.